yalnız. Ne gülüyorsunuz acaba Zahide Hanım ya? İşte bütün malzemeleri tencereye koydum hepsini bir arada. Şimdi ne yapacağım? Bir tavsiye söyleyeyim. Bir şey diyeyim. Yemek yapma. Tavsiyem bu. Evet efendim. Kayınvalidelerimizi yan odaya alıyoruz. Buyurun lütfen. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Şşş, gelinler. Kavga, gözünüzü seveyim kavga. Şşt! Bana bak, evet sana söylüyorum kızım. O saçlarını topla da yemeğin için o saçların dökülmüş. Sen benim kayınvalideme saç kavurmayı yediremezsin sen. Sen bana oradan bağırıyorsun ama sen acaba burada ne yapıyorsun? Bir göster bakayım bana. Niye açamıyormuşum? Pirinçler, pilavlar çıplak mı içeride acaba? Bunun buharı kaçar. Kıvamı bozulur. Sen bilmezsin bunun kıvamı bozulur. Sen neyin peşindesin ya? Sen neyin peşindesin? Bu arada pirinç ekimi tarihte Uzak Doğu'da pek çok uygarlığı açlıktan ölmek üzereyken kurtardı. Öte yandan obezite şu an dünyamızda açlıktan çok daha tehlikeli. Ay, hayat sevincim kaçtı yemin ediyorum. Faydalı bir bilgi, evet. Bakın, eğer yemeğiniz çok tuzlu olursa içine biraz patates koyun. Tuzunu alır. Bu da benden. Ha? Sen bana niye durup dururken çimkiriyorsun ki kızım? Ben ne yaptım ki sana? Sen benim pilavımın buharını kaçırdı. Kaçtı gitti. Puuu gitti kaçtı gitti. Ay çıldıracağım. Cam 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 cam. Ne buharmış ya? Ya ne buharmış bu ya? Buhar ne? Suyun gaz hali. Aa, böyle hiçbir zevk yok ama ya. Böyle kavganın hiçbir zevk yok. Gerçekten hiçbir lezzet alamıyorum. Ay, sıfır şu an, sıfır. Moral, motivasyon sıfır. Peki hanımlar, soru. Gelininiz başka bir şehre taşınsa ne yaparsınız ha? Fakirlere etli pilav dağıtıp bir sebil çeşme inşa ettirip başında parti veririm. Bir nefeste söyledim bacım. Ben 2,5 yıldır bunun hayalini kuruyorum. Efendim, oğlunuz da taşınacak yalnız. Ha. Ben soruyu anlamamışım. Vallahi ben liberal bir kayınvalide adayıyım. Mesela yurt dışında bir şatoya taşınsalar çok da güzel olur. Ben de gider malikanede kalırım, gezerim, görerim, yerim, içerim. Çok da işime gelir. Şenur kaynana, eğer gelininiz yurt dışına taşınsa ne yapardınız? Yurt dışı? Haritada göstertemediği yere niye taşınıyor Allah Allah? Farz-ı mahal yani efendim. He. Yok, telif beni bırakmaz. Benim oğlum benim dizimin dibinden ayrılmaz. Telif gitmez. He. Gelin istediği yere gitsin bahane. Allah Allah. Reklam arası. Anne niye böyle diyorsun ya? Ya niye böyle yapıyorsun? Niye bu işe taş koyuyorsun sen anne ya? Evet efendim, bu pilavlardan hangisini kimin yaptığı şu an belli değil. Kayınvalidelerimiz tadıp puan verecekler. Sonra da isimleri açıklayacağız. Buyurun efendim. Güzel olmuş, dört. Ben beğenmedim, bir veriyor. Yediğim en iyi pilav, 5.
biraz tuzsuz olmuş. Ama güzel, 4. Bir veriyorum. Puanınız kız Şenur Hanım. He, ben yemek sevmiyorum. Sabahları bir avuç içi yoğurt yiyorum, doyuyorum Tony Bey. İçim almıyor. He. Bu da çok güzel, bu da 5. Ay bu kesin benimkinin lapa. 1. Yani pilava değişik bir yaklaşım ama 1. Şok. Çok beğendim. 5 veriyor. Ne? Beğendim. Allah Allah, zevkler, renkler tartışılır mı? Beğeniler tartışılır mı hanım? Evet efendim. İlk tabak Yıldız'ındı ve 10 puan aldı. İkinci tabak Alara'nındı. O da 10 puan aldı ve şu an Yıldız'la eşit durumdalar. Tuzağı az koydum galiba. Keşke zamanda geçmişe gidip tekrar tuz koyabilsen ama geçti borun pazarı bebeğim. Zamanda geri dönmek mümkün. Sadece hücrelerimizin frekansıyla o zamanın dalga boyutunu eşleştirmemiz gerekiyor. Bunu şu an yapabiliyor mu yavrum? Yok. O zaman ne anlatıyorsun? Zamanda koyacaktın tuzunu. Şenur teyze, siz benim iyi puan almama sevinmediniz, öyle değil mi ha? Hayır yani, Gizem ablanın korkunç lapasına bile yüksek puan verdiniz. Çünkü onu benim yapmadığımı anladınız, öyle değil mi ha? Ooo, le. Vay vay, tövbe kızım, haşa. Ben lapa seviyorum. Çok özür dilerim, burada araya girmek zorundayım. Benim yaptığım pilav korkunç, bakın söyledik öyle, korkunç lapa değil. Tamamen özellikle o şekilde yapıldı. Çünkü bir tür risotto. Ve onu özellikle öyle yapış yapış yaptım. Yalnız Gizemciğim, pilav denmişti. Sen hiç konuşma Safiye, sen bana bir verdin, hiç konuşma. Ama canım benim, senin yemeğin risotto kategorisinde çok başarılıydı. Hayır yani, bu yarışma Milano'da çekilse sen şampiyondun. Ama konumuz pilav, kusura kalma. Evet efendim, kayınvalidelerimizi yerine alıyoruz. Hanımefendiler, çok pardon. Az önce ünlü bir otomobil markası yarışmacılarımızın profilini görünce bize sponsor olmuş efendim. Yani gelinim yerim programının bu haftaki ödülü sadece 5 bilezik değil. Son model 200 bin TL değerinde bir otomobil. Şey soracağım, 200 bin liraya otomobil var mı ya? Ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel bir imkan fakirler için. Ben kazanırsam, size versem bir sakıncası olur mu? Hiç olur mu papatyam? Papatyam! Oo papatyam! Yüzümün haline bak! Hiç sakıncası olacak gibi bir ifade mi bu papatyam? Papatyam! Ay Tony Bey, Tony Bey, benim gelinim üzüldü. Ben buna hiç kıyamam, bu pıttık burun. Oy ben buna, ben puanımı değiştireceğim. Çok üzüldü, ben buna üzülürüm. 5 vereceğim, ben gelinime 5 vereceğim Tony Bey, ha? Ama puanlama geçti artık. Hani zamanı geri döndürtebiliyorduk, demin cakcak atıyordun, ne oldu şimdi? Sakin olun, ne oluyor? Daha 4 gün buradayız, ne oluyor? Efendim, görüşmek üzere. Ver müziği. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete.